Güzel insanlar hoş geldiniz tekrar kanala. Baştan söylüyorum. Videoyu unutuyorsunuz. Beğenmek önemli. Bakın Talişka videosu beğeni sayısı çok olduğu için etkileşim de fazla oldu. Şimdi şu da var. Ya abi niye zorla beğendirtiyorsun? Belki videoyu beğenmeyeceğim. Sen beğen, beğenmezsen videonun sonunda beğenini kaldırabilirsin. Öyle bir hakkın da var. Onu da belirtelim. Canın sağ olsun. Beğenem beğenmen herkesin canı sağ olsun. Şaka bir yana. Arkadaşlar Şimdi ben bu kalana niye çok önem veriyorum biliyor musunuz? Ee, doğru bilgi almanız açısından e, hep böyle doğru bilgi bende kalacağını e, insanlarla paylaşalım. Her zaman televizyonlarda dile getiremiyoruz. Her zaman gazetelerde yazamıyoruz. Yer olmuyor bazen. Yani bir takım sıkıntılar oluyor ve doğru bilgi eskiyor bazen. O nedenle arkadaşlar burası sonsuz bir mecra. Burada yer sorunu yok. Burada zaman sorunu yok dijital medyanın böyle bir avantajı var bizlere. O yüzden bu kanala o yüzden ben önem veriyorum. Şimdi bakın. Bu kanalı takip edenler hani o Sergen hocaların, hani o Beşiktaş'ın yerden yere vurulduğu dönemlerde bu karşınızdaki zat dedi ki işte bakın Beşiktaş hazırlık dönemi geçiremedi. Kondisyon yüklemesi yapmadı. Sakatlık olur diye kondisyon yüklemesi yapmadılar. Yavaş yavaş gidecek dediğimde çok böyle ağır eleştiriler de oldu ama ...gün bizi haklı çıkardım günler... ...baktığınızda 3 maç üst üste kazanmış ki... ...bunlardan biri Fenerbahçe... ...biri Başakşehir... Ee, ...önemli bir yere gelmiş... ...ve yarıştaki rakipleri puan kaybediyor... ...bayları var... Ee, ...yarış çok farklı yere doğru gidiyor... ...bunları hep belirttik... Ee, ...ve haklılığımız ortaya çıktı... ...bundan sonra hep iyi mi gidecek... ...bilemiyoruz... Ligde Covid var, o var, bu var... ...yani bir ileri iki geri de olabilir... Çok sıkıntılı süreçler yaşanabilir ama Beşiktaş hep iyi olacaktır. Bunu ekleyelim güzel insanlar. Şimdi e, abi evet gerçekten dediklerin çıktı. mısın diyenler Allah razı olsun sizlerden e, çünkü bunu söylemek de önemli. Fakat bir de gelelim. Ben bir video daha çekmiştim. O zaman bana neler neler söylenmişti. Bakın çektiğim videolardan biri Alanya Spor'a giden Ahmet Gülay ile ilgili. Aslında oldu. sadece Ahmet yoktu o dönemler o kadar yerden yere vuruldu ki bu proje. Alanya Sporu Kalkındırma Derneği gibi oldu Beşiktaş deniliyordu. Alanya'ya futbolcu izlettiriyoruz. Kahrolsun. Neler neler. Ya yapmayın etmeyin. Bakın. Arkadaşlar. Türkiye'de rezervlik hayata geçmedi. 3-4 kulüp dışında başka kimse imza atmadı. Keşke olsaydı. O zaman Beşiktaş'ın bünyesindeki o gençler ve A takımda forma şansı bulamayan o isimler rezervlikte oynayabilme şansları elde edebilseydi. Ama olmadı. Bu ülkenin futbol konjüktörü maalesef bu var. Olmadı. E pilot takım yok olmuyor. Beşiktaş iki defa pilot takım. Biri Bayrampaşa. Diğeri Kocaeli'ndeydi. İsmini unuttum gene. Sizler hatırlatacaksınız eminim. Kocaeli Kağıt Spor Müdürü bir isimdi. Boşa giden paralar. Dedi ki Beşiktaş yönetimi bu projeyi kim çıkardıysa, kimler bu fikri verdiyse takdir ediyorum. Ya dedi biz dedi elimizdeki oyuncuları oynatma garantili gönderelim. Eğer belli bir maç sayısında oynarsa para almayız kiralama bedeli. Oyuncunun maaşını ödesin yeter. Bize geleceğe yatırım amaçlı oyuncu yetiştirmiş olduk. Başka türlü bu çocukları oynatamayız. U19'lar yok, U21'ler yok. Bir şey yok yani. Adamlar antrenmansız bekleyecekler. Bakın geçen sene öyle kaç tane futbolcu, genç kardeşimiz futbolu bırakmak zorunda kaldı. Yapmayın etmeyin. Şimdi Alanya spor maçında Ahmet Gülay'ı gördük. 17 yaşında hele o çizgiden çıkardığı top çizgiye gelmeden o oyunu okuyabilmesi. Dediler ki ya bu çocukta yetenek var. Ama 17 yaşında çocuğu biz şampiyonluk yarışındayken oynatamayız. Hoca da oynatamaz haklı olarak. Rıdvan bile Zar zor şans buldu. Bakın Rıdvan bile e, zar zor şans buldu. Dolayısıyla biz bu çocuk kenarda e, yok olup gideceğini bir yerde oynattıralım. Ne yaptılar? 3 artı 1. Bakın. 3 artı 1. 17 yaşında. 3 sene sonra sana geldiğinde 20 yaşında. Allah sakatlık vermesin. 20 yaşında 3 sene Süper Lig'de futbol oynamış, tecrübeye sahip bir oyuncu sende olacak. Sol bekte oynatırsın, sola çıktı oynatırsın, sol stoperde oynatabilirsin. Her yerde oynatabilirsin savunma anlamında. Şimdi kötü mü? Yok. Bir kiralama bedeli almıyor diyelim. E belli bir sayıda oynarsa almaz tabii. Gayet güzel. İşte Beşiktaş bir sene sonra geri çağırdı. Bir madde var. Biraz ücret ödeyecek. E tabii ki anlaşma güzel. Oynatma garantisi. Yetiştirdin bana. Güzel. E diyelim 4 sene sonunda hani 3 artı 1 sattın çok büyük bir paraya. Alanya'ya %40'ını vereceksin. E, o da güzel. Sen de %60'ını alacaksın. Sen oynatamıyordun ki zaten. Sen de duracaktı kenarda. Adam oynattı. Oynatma platformu sundu. Sen oynatamazsın belki muhtemelen. E nezi kötü. Bak oyuncu kazanıyor Türk futbolu. Beşiktaş oyuncu kazanıyor. Üzerine yatırım yapılıyor. Yetişiyor. İşte bu anlamda söyledik. Erdoğan da öyle gönderildi. Stoper Erdoğan. Pardon Alpay. E Kerem Giresun'da Sabek o da öyle. Birkaç tane daha var. Seneye de olacak. Ondan sonraki sene de olacak. Belki bugün Alanya ile yaptılar. Yarın belki Kayseri Spor'la yapacaklar. Bir sene sonra belki Kara de yapacaklar arkadaşlar. Çünkü rezervlik yok. Almanya'daki gibi 3. Lig'deki Hani Bayern Münih'in o takımları, ikinci takımları gibi takımları yok bu kulüplerin. Ha belki ileride der ki TFF. Evet arkadaşlar 3. Lig'den başlatılmak üzere Beşiktaş, Galatasaray, B takımları falan olabilir. O zaman tamam. Alırsın orada oynatırsın. Bazılarına Süper Lig takımlarını kiralarsın. Çünkü başka çaren yok. Yabancı sınırı düşüyor. Kulüpler zaten yerli futbolcu arayacak. Dolayısıyla Beşiktaş'ta kendi bünyesindeki genç oyuncuları bu şekilde gönderecek. Yani win win. Yani kazan kazan. Sen Monterio'yu nasıl kiraladın? Belli bir sayı yakaladıktan sonra sen Atletico Madrid'de para vermeyeceksin. Bak Atletico Madrid'de para vermeyeceksin. Düşünün. Ya bunlar yapılır. Bu tür kontratlar yapılır. Amaç oyuncu yetişmesini sağlayabilmek. Düşünsenize. Sen iki sene sonra Rıdvan'a örneğin 20 milyon euroya, 10 milyon euroya, 15 milyon euroya sattın. Gel Ahmet, yerin hazır. Burada oyna. Kötü mü? İşte yetiştirme. Bünyenle de yetiştirebilirsin tabii ki. Bak Kartal var. Bak Erdoğan var. Bak Rıdvan var, Ersin'in var, Utkun var. Güvenim var. Yani kendi maç şeyin içerisinde de Ziraat Türkiye Kupası'nda şimdi göreceğiz. Bazı oyuncular daha fazla şans bulacak. İnşallah kupada tur atlasın Beşiktaş. İlerledikçe bunları oynatacaklar. Önemli. Yani bunlar projeler. Bunların bakın, Beşiktaş'ta işler iyi gidiyor. Bu da işleri iyi gidecek. Bir kısa vadeli çözüm var, bir uzun vadeli. Doğru planlama yaptılar bence. Oyuncu oynatılmalı arkadaşlar. Oynayan oyuncu kazanır, oynayan oyuncu sana kazandırır. Nerede oynuyorsa oynasın önemli değil. Beşiktaş'ın oyuncusu. Ya Beşiktaş iyi oyuncuyu da satmaz. Hani Alanya'ya sattığın Alanya o kadar pay. Bilmiyoruz. Belki 3 sene sonra, belki 4 sene sonra o pay daha da düşecek. Hiç bilmiyoruz. Ama anlaşmaların amacı bu oyuncuları Türk futboluna kazandırmak, Beşiktaş bünyesini e kazandırmak. Bu kadar basit. Gayet de güzel anlaşmalar. Arkadaşlar yapmayın etmeyin. O günlerde bana gösteren tepkiler. Şimdi bak Ahmet Gülay, Ahmet Gülay yetişiyor. Alanya'yı kalkındırıyoruz, Alanya'yı oyuncu beğendiriyoruz. Bunlar projeydi hepsi. Arkadaşlar e, yeni oyuncular da belki devre arasında başka takımlara oyuncular kiralanacak. Sezon sonu yaz döneminde yine Beşiktaş'ın altyapısını kazandıran oyuncular yine kir kiralandırılacak. E, bu oynama garantili. Bunlar güzel projeler. Şimdi bakın bir de Antalya'da Gökdeniz Karadeniz, Gökdeniz kardeşimiz var. E, hani Beşiktaş'ı gol atan. Golü attı. Hemen ne yaptılar? Beşiktaş'ın transferde almadığı adam falan diye. Öyle bir şey yok. Ben bir bizzat çok iyi biliyorum. E, oyuncu tarafı, menajer tarafı, oyuncunun Antalya'da daha fazla şans bulacağını düşünerek böyle bir karar aldılar ki saygı duyuyorum. Bakın saygı duyuyorum. Belki Beşiktaş aldığında da bir yere kira alacaktı. Ben buna saygı duyuyorum ama hemen o gün işler kötü gittiğinde ee, bazıların başka hesaplar içerisinde algı yaptığını çok net söyleyebilirim. Çok net. O kadar net biliyorum ki kulübü kötü göstermek, işte beceriksiz göstermek, yönetimi hırpalamak, işte efendim teknik heyeti hırpalamak. Amaç çok başka orada bakın. Çok net söylüyorum. Ee, biraz bazı konulara hakim olduğum için o, o, o olayla ilgili çok detay vermek istemiyorum. Hakikaten gülüyordum biliyor musun böyle? O yazılanlara, yorumlara falan. Ee, enseyi karartmayın dedim hep. Sandığınız gibi kötü bir tablo yok. Ama zaman ve sabır bizim Türk futbolumuzdaki en eksik, en önemli iki sıkıntı. Yani bunları zaman vermek lazım bu projelere ve sabır göstermek lazım arkadaşlar. Bugün 10 Aralık biliyorsunuz. Malum olayın yıl dönümü. Dün son sayfada da bahsettik. Bugün sosyal medyada da paylaşımım oldu. Bursa maçı. Hiç unutamıyorum. Hiç unutamıyorum. Hiç unutamıyorum gerçekten o gece özellikle Vefa Günü'nde çok böyle sık sık görüşürdük. Her görüşümüzde sohbet ederdik. Göz yaşlarımızı hakikaten tutamadığımız bir geceydi. Ama şunu da unutmayalım. Hepimiz lanetliyoruz. Tüm ülke lanetliyor ama o saldırının arkasındaki güçleri halen hayran olan, halen o güçlerden medet uman insanlarımız var maalesef. Arkadaşlar çok net söylüyorum. Bizim bizden başka dostumuz yok bu dünyada. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bizim bizden başka dostumuz olmadığını bir kez daha sizlere hatırlatıyorum. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız güzel insanlar.